Merhaba kanalıma hoş geldiniz. Yeni videoda birlikteyiz. Bu videoda çok enteresan bir konu konuşacağız. Kripto varlıklarla beraber gelecekte dijital paralarımı kullanacağız. Kripto varlıklar hayatımızın ne kadar parçası olacak? NFT'ler, sanat eserlerini dijitalleştirdiler. Bu konuları konuşuyoruz ama asıl önemli bir konu var. Bugün çok büyük yapılar, bankaların belki de gelecekte olmadıklarını, merkeziyetsiz yapılar üzerinde bizim bütün işlemleri halledebildiğimizi göreceğiz. Tezcan, bu konuyu senden konuşmak istiyorum. Çünkü önemli bir durum söz konusu. Bankalara bunu söylediğimizde kızıyorlar biraz. Nasıl yani falan filan diye. Ödeme sistemleri geldiğinde de çok ürkmüşlerdi biliyorsun. Evet, çünkü o EFT havaleden aldıkları o komisyonlar birdenbire yok olmuştu ödeme sistemleri sayesinde. Şimdi kripto varlıklarla görüyoruz ki merkeziyetsiz yapılar üstünde bankalarda olduğu gibi para swap etme, kripto varlıkları swap etme, faize koyma, saklama gibi durumlar söz konusu olabiliyor. Evet. Ve yaygınlaşarak bunların arttığını görüyoruz. Türkiye'den de girişimlerin çıktığını görebiliyoruz. Evet, aynen öyle abi. Zaten kripto tarafında 2020'nin olayı buydu. DeFi deniyor buna. Merkezi olmayan finans ve buna uygun uygulamalar. Evet, yani şu an hali hazırda içinde bulunduğumuz bankacılık sektörünü, finans sektörünü komple değiştirecek işler olduğu için bunlar tabii ki rahatsız olan kesim illaki vardır. Aynen bizim şey gibi bir taksici kitlesi vardı İstanbul'da, onun üstüne Uber geldi, rahatsız evet. Oldular hani bir şekilde gitti ama teknolojinin önünde durma şansımız var mı abi? Yok. Maalesef teknoloji bir şekilde seni geliyor, eziyor, geçiyor. Eğer teknoloji bir tarafa gidecekse şu an finans tarafında, evet, DeFi tarafına doğru yürüyecek, bu belli. Belki mevcut hali hazırda kullandığımız bankacılık sistemi buna adapte olacak, bir geçiş süreci yaşanacak vesaire. Ama bir gün mutlaka bu tarafa geçilecek abi. Çünkü özgürce bir şubeye gitmeden, herhangi biriyle muhatap olmadan, birine telefon açma gereği duymadan bütün işlerini yapabilir hale geleceksin. Ya bugün DeFi yani platformlarına baktığımızda çok enteresan bir durum söz konusu. Bir bankaya girdiğinizde yardım sekmesi vardır, iletişim sekmesi vardır. Oradan birini ararsın, birine bağlanırsın falan filan. DeFi'ye giriyorsun. Belki 4 arkadaş, 5 arkadaş yazmış ve blok zinciri üstünde onu işler hale getirmiş. Aynen öyle. Platformu kurmuşlar. Kimse kimseye de ihtiyaç duymadan anonim olarak bütün işini de hızlı bir şekilde hallediyorsun. Abi iki komik... Kimlik sorgulamaya da gerek yok mesela. Abi iki komik şey anlatayım. Ben şunu net hatırlıyorum yaşım itibariyle. Ankara'da şey açılmıştı. Tunalı İlmi Caddesi'nde Vakıfbank'ın içeride çalışan olmayan sadece bankamatiklerin olduğu bir banka şubesi açılmıştı. Vay be falan demiştik. Teknoloji geldi değil mi? Aynen öyle. İşte geleceğe dönüş falan. Abi bir de şöyle... En güzel yanı bence şu abi. Şimdi gidiyorsun, bir vergi harcı, bir pul, bir şey yatıracaksın. Bankaya gidiyorsun. Geliyorsun abi bankaya. Sistem gitti diyor adam falan. Abi sistem nereye gidiyor? Abi para yatıracağım falan. Para yatırmak için sırada bekliyorsun falan filan. Bir kere insanların tabii günlük hayatındaki bu alışkanlıklarını veya bu stak olduğu noktaları ortadan kaldıracak harika bir şey. Onun dışında nereye ne ödedim? Nereye ne yatırdım? Zaten yaptığın işlemlerin hepsi de blockchain üzerinde kayıtlı abi. Dönüp rahatlıkla istediğin zaman bulabileceksin. Şimdi ben gidiyorum yatırıyorum bir şey, dekontunu alıyorum falancaya götürüyorum falan abi. Enteresan şeyler, aslında çağımıza da uymayan şeyler bunlar. İnşallah hayatımızı kolaylaştıracak. Gidişatı da o yönde, daha da yaygınlaşıyor. Şimdi benim sana sormak istediğim bir durum söz konusu. Bankalar devlet tarafından regüle edilen kurumlar ve gerçekten çok sağlam bir şekilde denetleniyorlar. Sermayelerine kadar içeride tuttukları varlıkları bir şekilde kullanıcılar, yani onun müşterileri geri çekmek isterse ne kadarını finanse edebilir. Merkez Bankası ile bir bağları var. Belli bir işte varlığı orada tutmak zorunda tutuluyorlar vesaire. Her şeyleri kayıt altında, hangi müşteriye nasıl hizmet veriyorlar falan sorgulanıyor ve bu süreç gerçekten de inanılmaz titiz denetleniyor. Evet. DeFi'ye geldiğimizde, şimdi benim de mesela kullandığım DeFi platformları var ve tamamen anonimim. Ne beni tanıyor ne de sorguluyor. Böyle bir şeye gerek yok. Çünkü MetaMask cüzdanımı bağladığım zaman oraya, evet diyor, MetaMask cüzdanı buydu ve bu işlemleri yapmıştı. Şimdi o işlemler sana tekrar görünebilir diyor. Başkası onları göremiyor. Hatta kendileri bile aslında geriye dönük olarak Mesut'un şu işlemleri falan diye bakmıyorlar. MetaMask ID'si olarak görüyorlar beni sadece. Evet, aynen. Ancak o ID ile kendi kimliğimi eşleştirirsem bir şeyler çıkartabilirler oradan. Ne diyorsun yani, bunun bir regüle edilmesi mümkün olacak mı? Blok zincir dediğimiz yapı hep anonim mi kalacak? Abi zaten blok zinciri bu kadar yaygın yapan şey bu. Ve böyle de devam etmesi gerekiyor. Bu aynı zamanda demokratik bir ortam da sunuyor. Tabii gri alanları illaki var ama gri alanın olmadığı bir paranın döndüğü bir şey yok zaten. Bir sektör yok yani. Normal. Şu anki mevcut durumda da var. Abi mesela şuna açık net cevap vereyim. Banka evet denetleniyor. Bir para birikiyor onda vesaire. Neden abi? Çünkü merkezi.
Nasıl merkezi? Senin paran orada birikiyor, benim param orada birikiyor. Herkesin parası orada birikiyor ve bir yerde birikiyor. DeFi'de böyle bir şey yok abi. Yani senin kullandığın merkezi olmayan borsanın böyle bir yükümlülüğü de yok. Senin paran adamda bulunmuyor. Sen sadece geliyorsun, ben dolarımı satmak istiyorum, sen TL'ni satma. Yani şu, tabii ki öyle bir şey yok, TL'li bir varlık olmadığı için. Yani şey diyelim, sen Bitcoin'ini satmak istiyorsun, bende de USDT var. Geliyorsun benim üzerimde, convert ediyorsun bunu. Benden sana, senden bana geçiyor. Takas var aslında. Kişiler arasında peer-to-peer gerçekleştiği için exchange üzerinde herhangi bir şey birikmiyor. Herhangi bir para birikimi veya işte onların nereden geldiğini takip etmesini gerektirecek bir durum oluşmuyor. O yüzden zaten takip edilmesi gereken bir yapı yok. Merkezi olmayan finans kurumlarında. Ama şu başka köklü bir sorun. Evet, blockchain üzerinde veya işte bu kripto para platformlarında gerçekleştiren işlemler devlet tarafından takip edilebilir mi? Ya ben işin yazılım tarafında biri olarak ben bunun zor olduğunu düşünüyorum. Ama eğer istenirse bir şekilde kayıt altına alınabilir. Belli yerlere belli bildirimler yaparak ilerlenebilir. Örnek veriyorum. Ben mesela iCrypix için konuşalım. Mesut için bir Bitcoin adresi yaratıyorsam sistemde ve bu Bitcoin adresini yarattığımı merkezi bir kuruma bildirir isem, çünkü bildiğiniz üzere Bitcoin adresini yarattığın zaman anonim bir adres. Yani ben bu adres Mesut'undur demediğim sürece o adresin Mesut'un olduğunu kimsenin bilme ihtimali yok. Eğer böyle mekanizmalar oluştururlarsa şey olabilir. Sağlam bir devlet denetimine girebilir. Ama bu kısmını yayınlamayabiliriz videonu, bilmiyorum, ama şöyle bir durum var abi. Gidişat şu. Borderların olmadığı bir dünyaya gidiyoruz abi artık. Sınırların olmadığı. Yani Türkiye'den bir adım attık, işte Bulgaristan'a geçtik. Artık öyle bir sınır yok abi. Artık sadece kağıt üzerinde var o siyasi sınırlar. Ekonomide de böyle bir şeye geçilecek abi. Geçilmek zorunda günün sonunda. Ama 5 yıl, ama 10 yıl, ama 15 yıl, bilmiyorum. Ya aslında ekonomide sınırların kalktığı yapı ilk başta korkunç görünebilir. Devlet kontrol etmezse nasıl olacak diye. Ama bu sefer dış güçlerden hiç bahsetmenize gerek kalmayacak. Çünkü bir güç olmayacak. Siz merkeziyetsiz yapı üzerinde adil, demokratik bir şekilde parayı yönetiyor, oradan oraya takaslıyor olacaksınız. Bu da önemli konulardan bir tanesi benim değer verdiğim. Şimdi bu DeFi platformlarını kullanıcıların önemsemesi gereken bir nokta var. Hı hı. Oraya girdik, stake denen bir işlem var. Sonuçta varlıklarını oraya kilitliyorsun ve o kilitlediğin varlık karşısında başka bir varlık kazanma. Buna faiz kazancı denebiliyor, farming denebiliyor. Hı hı. Bir gelir elde etmeni sağlayabiliyor bu yapılar. Burada bir kontrata kilitleme söz konusu. Varlık artık senden çıkıyor ve DeFi platformuna geçiyor. Evet. Ve sen onu geri çekene kadar orada kalmaya devam ediyor. Hı. Burada kontratta bir açık varsa ya da arka planda bir kötü niyet varsa tek tuşla aslında içerideki tüm varlıklar bir cüzdana çekilip ortadan kaybolabilirler. Yani bunu nasıl kontrol edebilirler? Abi teorik olarak evet. Hatta olanlar da oldu. Hı hı. Çünkü bu DeFi uygulamaları işte yani toplam geçmişi bunların 2-3 seneye dayanıyor. Sağlam uygulamalardan bahsediyorum. Evet. Doğal olarak orada da bazı hatalar, bazı yanlışlar, bazı kod eksiklikleri ortaya çıktı ve önemli miktarda para kayıpları da oldu. Hatta en son olanda yanlış hatırlamıyorsam kim bunu çaldıysa bir miktarını alıp geri kalanını geri gönderdi falan. Bir şeyler, enteresan komik hikayeler de dönüyor. Olabilir abi. Bunu yalnız tabii yani bireysel kullanıcının bunu anlama ihtimali çok düşük. Kontrat kodunu açıp hani ne olabilir demesi. Çünkü bazen çok basit şeyler olabiliyor. Yani bir sıfır eksik girilmesiyle veya işte bir precision'ın kaybedilmesiyle enteresan sonuçlar ortaya çıkabiliyor. Bazen bir profesyonel de bakıp çok rahat göremeyebiliyor. Hı hı. Bunu anlamak mümkün değil ama şeyden değerlendirilebilir. Likiditesi yüksek olan, çok kullanılan uygulamalar var. Yani isimlerini de zikrederiz. İşte Uniswap, SushiSwap gibi. İşte bizde mesela bunlardan birinin token'ını geçen. Pangolin var sizde. Pangolin var. O da Avax ekosisteminin en büyük DeFi platformu, decentralized exchange'lerinden biri. Böyle bilinen, likiditesi yüksek olan platformları kullanırlarsa zaten böyle bir sıkıntı yaşamazlar. Yani dikkat etmeniz lazım. İşin garip tarafı şu. Yani bugün bankalar hacklenmiyorlar mı? Bankalardaki paralar yok olmuyor mu? Ya da banka batıp paranız içeride kalmayabilir mi? Hepsi olabilir bankalarda da söz konusu olan ama burada bir devlet garantisinden söz edebiliyoruz bir kısmı için Türkiye'de en azından. Evet. Hani orada bir şey olduğu zaman banka eğer finansmanı yetiyorsa geri ödüyor. Devletin bir garantisi söz konusu, kurtarabiliyorsunuz ama şu anda blok zincirinde herkes anonim olduğu için hani bu benim de değildi kısmında biraz orada bir var. Karanlık nokta var. Yani bodozlama her yere girilmez ama dediğin gibi likiditesi yüksek yerlere en azından uzun süredir buraya bir şey olmamış denip bakılabilir. Çünkü emin olun likit yüksekse içerideki
Birçok hacker 7/24 deniyor zaten orada çıkarıyor. Yani. Ya tabii ki şey şimdi orada çok farklı fırsatlar da ortaya çıktı o dünyada. Çünkü orada çok farklı fiyat slipajları vesaireler olabiliyor. Ya mesela bak, bu PNG'den bahsetmek istiyorum. Hı-hı. Biraz dedik ya, stake ediyorsun, oradan sana belli bir miktarda geri ödeme yapıyor evet, mesela. Evet. Diye. Şu anda diyelim ki Pangolin'in PNG isimli token'ına sahipsiniz. Hı-hı. Token oraya yatırıyorsun. Hı-hı. O neden o token oraya yatırmanı istiyor ve sana ekstra token veriyor? Yani buradaki amaç ne tam olarak? Ekonomiyi nasıl yönetiyorlar buradaki? Aslında teknik şu abi. Çok da zor değil, çok basit. Adamlar bu token'ları içeride stake yapan insanlara ödül olarak dağıtıyorlar. Veya işte pool oluşturan, pool'a katkı veren insanlara veya işte kurumlara ödül olarak veriyorlar. Evet, yani mesela ekran kartıyla kazanmıyorsunuz da token'ı, belli bir token alıp içeride tutarak kazanıyorsunuz bu işlemi. Aynen öyle. Amaç şu, örnek veriyorum. Sizin girdiniz Pangolin Exchange'e ve işte elinizdeki AVAX'ı USDT'ye çevirmek istiyorsunuz. Doğal olarak bir AVAX alan, bir AVAX satana ihtiyacımız var. Bu işlemi gerçekleştirebilmek için. Özür dilerim. Bir USDT satana ihtiyacımız var. Ve bu ikisinin karşılaşması, ellerindeki malların değişime uğramasına ihtiyaç var. Şimdi, bunun için de, burası çünkü merkezi olmayan bir borsa. Birinin içeriye AVAX koymuş olması lazım. Birinin de içeriye USDT koymuş olması lazım. Değiştirilebilir cinsten. Evet. İşte bunlar pool'lar. Liquidity pool'lar. Siz giriyorsunuz. Diyorsunuz ki ben buraya USDT'mi koyuyorum. Ne karşılığında koyuyorum? Adam da diyor ki bunu koy ama ben sana bunun karşılığında şu kadar PNG vereceğim. Bir şey vermezseniz benim USDT'mi oraya park etmemin manası yok. Hiçbir anlamı yok, evet. Zaten şöyle bir plan yapmışlar. Emisyondaki bütün yaklaşık işte 538 milyon civarıydı. İşte V2'sini de anlatırım. V2'den sonra düşüyor bu rakam. Hı hı. 538 milyon PNG var. Adamlar şöyle bir plan yapmışlar. Bunun %95'ini diyorlar liquidity pool oluşturmak için, liquidity mining için kullanacağız. %5'ini de işte community'ye airdrop yapmak için kullanacağız demişler. Şimdi eğer bu şeyseniz, camiadan biraz uzaksanız, size bu söylediğimiz terimler niye Türkçesini söylemiyorsunuz falan diyebilirsiniz. Aslında tam olarak şey yok. Yani Türkçe karşılıkları henüz daha oturmuş terimler değiller ve çok yeni terimler hayatımızın bir parçası olan. Şöyle söyleyeyim, mesela bizim AvaxStars'ta AVX'de token'ımız vardı. AVX'de token oyun içinde kullanılan bir token. Ve oyuncular bunu elde ettiler oyun içinde oynayarak. Hı hı. Daha sonrasında ama bu AVX'D token'ı oyun oynamadan elde etmek isteyenler vardı. Ya da oyunun içinde olup daha fazla AVX'D token almak isteyen insanlar vardı ama herhangi bir yerden alamıyorlardı. Ne yaptı oyuncular? Gittiler Pangolin üstünde AVAX karşılığı AVX'D koyarak bir havuz oluşturdular. 5 AVAX koydu, karşısına 100 tane AVX'D koydu. Şimdi sizin AVX'D alabilmek için ne yapmanız gerekiyor? AVAX koymanız gerekiyor havuza ki bu havuzdan eşit miktarda EVX'de çekin. Siz AVAX koydukça EVX'de azaldığı için ne oluyor? EVX'de'nin değerini yükseltiyorsunuz. Eğer AVAX almak istiyorsanız aynı havuzun içerisinde sizin elinizde EVX'de varsa bu sefer EVX'de koyuyorsunuz. Havuz bu sefer size AVAX karşılığını verebiliyor. Hı hı. Dengeyi içeride tamamen arz talep sağlıyor ve bu konuda ne AVAX tarzı oluşturan ekip olarak bizim, hı hı, ne de Pangolin'in hiçbir şeyi yok. Tamamen kullanıcılar bir banka gibi o platformu kullanarak kendi aralarında takas yapabilecekleri havuzlar oluşturabiliyorlar. DeFi'yi bu kadar özel kılan, bu kadar aslında heyecan verici kılan konulardan bir tanesi bu. Kendi aralarında bir şekilde takas oluşturabilecekleri otomatik bir düzen kuruyorlar ve bunun için para da ödemiyorlar. Evet. Oraya koyuyorsun. Bir şekilde platform sürekli senin için işletiyor bunu ve bir üyelik masrafın, aylık ödemen gereken komisyon filan hiçbir şey yok. Sadece blok zinciri üzerinde işlem yaptığınız için blok zincirinin aldığı komisyon var. İşte Avalanche'daysan AVAX olarak ödüyorsun. Ethereum'daysan Ethereum olarak ödüyorsun gibi. Aynen, aynen öyle abi. Aslında şey hayal gibi bir şey ya, değil mi? Ya bunu şimdi ilk başta hani havuzu anlatıyorlar bana. Anlamam uzun sürdü. Abi niye? Hani niye diyorum? Diyorlar ki bir token var ve buna talep var. Bu adamlar bunu takaslamak istiyorlar. Ve takaslayabilecekleri bir havuz olması lazım. Evet. Borsa mantığında olduğu gibi aslında siz en baştan otomatik bir sistem içerisine koyup bunları bırakıyorsunuz. Siz akşam uyurken orada takaslanmaya devam ediyorsunuz. Aynen öyle. Aslında hakikaten şey bayağı rüya gibi bir şey. Evet, gerçekten öyle. Yani senin bu sistemi kurman demek, bir kişisel olarak ben böyle bir şeye ihtiyaç duysam ve bunu kurmaya kalksam kaç milyon dolar harcayacağım belki sırf ayakta tutabilmek için. Orada duruyor ve koyuyorsunuz, işlemeye devam ediyor. Çok aynen, aynen öyle. Fantastik. Bu Pangolin'de 2.0 diyordum mesela. Ya token yakma diye bir şey var. Ne demek token yakma? Abi token yakma mevcut. Sunucuyu böyle benzin döküyor.
Abi aslında ona benziyor. İşte kaç tokenın var? 538 milyon dedik ya. İşte %53 ya da 57 civarında bir token yakıyorlar. Bu şu demek, onun %57'sini yok etmek demek. Kullanılamaz hale getiriyor. Kullanılamaz hale getirmek demek. Daha sonra da tekrar üretilemez hale getirmek demek. Anahtarı olmayan bir cüzdanı transfer ediyorlar diye biliyorum yani. Yakma dedikleri bu aslında. Ethereum tarafında mesela şey yapıyorlar. 0x ile başlar ya adresler. 0000 ile biten bir adrese gönderiyorlar, örnek veriyorum. Kullanımda olmayan bir adres orası. Onlar yok olup gidiyor. Başka yöntemleri de var tabii, teknik olarak o başka. Ama şey, mevcut dolaşımdaki miktarı azaltmak demek kısacası. Bu ne demek? Abi aslında çok basit. Bir malın adedi, piyasadaki dolaşımdaki adedi azalırsa malın fiyatı artacak. Daha çok, en azından böyle bir beklenti oluşacak. Böyle bir beklenti oluşacak anlamına geliyor. Aslında V2'deki temel şey de bu değil. Orada daha güzel bir şey yaptılar. Çünkü şu an yaktıkları mesela token adedi zaten dolaşımda olmayan PNG adedi. Hı hı. Yani daha sonra yıllar çerçevesinde basılma ihtimali olan dağıtılacak tokenlar. Orada daha önemli bir değişiklik yaptılar. Normalde bunlar, bu basacakları bütün tokenları 23 yıllık bir emisyon süreciyle piyasaya süreceklerdi. Sonra düşünmüş ve demişler ki, bence de doğru düşünmüşler. Ya DeFi tarafı çok hızlı gelişiyor. 23 yılda kim öle kim kala, kim bilir neler çıkar. Bunu demişler, 4 yıla çekelim. Dağıtacağımız coin adedini de %57 yakıp azaltalım. Böylece daha hızlı bir aksiyon olsun ve 4 yıl sonunda tüm coin'i de dağıtmış olalım. Çünkü 23 yılda dağıtacağını, eğer 4 yılda dağıtacaksan bir kısmını azaltman lazım ki yani böyle bir aynen şey olmasın. Öyle. Enflasyonist ortam olmasın. Aynen yani. Öyle abi. Ama şey, totalde yani hem coin yakılması hem bu emisyon süresinin azaltılması bu tarafta, PNG tarafında özellikle, aslında Pangolin Exchange tarafında da inanılmaz bir değer katacağını düşünüyorum ben kişisel olarak. Çünkü hem coin sayısı azalıyor, hem de daha hızlı aksiyonla daha ciddi likidite imkanları sağlanacak insanlara. Yani likidite pool'ları oluşturmaya, likidite havuzları oluşturmaya çalışan, hı hı, kitleye. Bu ne demek? Oraya daha yüksek bir sermayenin akması ve daha çok pair'in onların elinde bulunması ve daha çok işlem gerçekleşmesi anlamına geliyor ki orada da PNG'ye herkesin ihtiyacı olacak. Doğal olarak bütün bunların sonucunda PNG dediğimiz coin'in mutlaka fiyatı de kıymetlenecektir, öyle söyleyelim. Fiyatına etkisine nasıl olur? Yani çok fiyat etkisi net konusunda ben söylemekten hep kaçınıyorum. Evet, çünkü kaçınıyorum. Kripto varlıklar o kadar enteresanlar ki değerlenecek beklentisi içerisindeyken ertesi gün bir yöneliyorsunuz. Ne oldu mu? Tabii. Para gitmiş lan, bir tane şey var ya, küçük klip hani şeyin, Dark Web'in bir tane şeyi var. Para gitmiş yala, dolandırıldık. Onun için size hep şunu söylüyorum arkadaşlar, bakın. Olabilir burada heyecan verici şeylerden bahsediyor olabiliriz. Vay be, bu değerlenecekmiş falan gibi bir algı oluşabilir sizde. Kendi akıl filtrenizden geçirmediğiniz, araştırmadığınız hiçbir şeye bodozlama dalmayın. Çünkü bu işte kimse sorumluluk kabul etmez. Bunların hiçbir yatırım tavsiyesi değildir. Hı hı. Amacımız biraz, bakın yeni bir sistem geliyor. Bankacılığın yeri alınabilecek deniyor. Ne geliyor? Bu konuda sizi bilgilendirmek. Pangolin de güzel projelerden bir tanesi. Hı hı. Bundan bahsetmek. Aman burada bir şey olmasın. Yani yok yok abi. Kimsenin vebalini almayalım. Evet abi. Öyle gerçekten de. Biz öyle hatırı sayılır değil mi? Bugüne kadar dişiyle tırnağıyla buralara gel. Sonra ondan sonra adam değerlenecekmiş gibi mesaj alsın. Hop dişsin. Abi bittin yani. Yok. Sonra gerçekten olmaz. Tabii. Ama şey çok garip. Bankalar sence nasıl buna entegre olabilirler? Yani bir banka olsan sen nasıl bir aksiyon alırsın? Ne yaparsın şu anda? Gidip bir tane DeFi platformunu satın mı alırsın? Abi mesela, satın almama gerek yok. Ben şöyle ütopik konuşuyorum abi. Şu an aklıma geleni, hı hı, söylüyorum. Ben şu an bir banka olsam, zaten benim içeride muhtemelen 200-250 kişilik bir IT ekibim var demektir, evet, bu. Bir DeFi platformu da satın almam abi. Otururum, projelendiririm. Zamanımız da var bu arada. Hani seneye bu banka kapanmayacak. Evet, doğru. Zamanımız da var. Ha, zamanımız kalmadı. Şu 3-5 şubemi kapatırım. Gene kendime fon yaratır ve zaman yaratırım. Hı hı. Otururum, bir DeFi platformu yazarım. Sonra da çağırırım legal ekibimi, avukatlarımı. Derim ki, kardeşim bu iş buraya doğru gidiyor. Geçin abi karşıya. Biz böyle bir şey yapıyoruz. Bak örneği de bu. Biz bunu yasalara nasıl yediririz? Veya bunun yasalara yedirebileceğimiz kısımları nelerdir? Beni yargıla yani, değil mi, bunun üstünden? Evet. Yedirebileceğimiz kısımları varsa bugünden onları entegre etmeye çalışırım ki yavaş bir geçiş, yumuşak bir geçiş olsun. Derlerse ki komple biz bunu yediririz. Okey, bir tane açarım geçelim. Ya bir de hazırda bekletip X anında, onaylandığı anda düğmeye basmak varken, değil mi? Niye önceden onaylandıktan sonra tabii ki, tabii ki, tabii başlayasın? Aynen. Yani aynen, öyle bir problem öyle var. Eğer bir bankacıysanız gerçekten şunu söylemek lazım. Blok zinciri teknolojisi geliyor. Daha öncesinde blok zinciri dendiğinde akla sadece kripto varlıklar geliyordu. Neydi bu? Tokenlar.
Bitcoin, işte Ethereum, bunlar değerleniyor, düşüyor falan. Şey diyelim abi, Sayın Hüsnü Özyeğin şeklinde yani evet, banka tarafında ben olsam böyle yapardım. Evet, sonrasında çünkü şimdi neyi konuşuyoruz? Merkeziyetsiz finans diyoruz, borsanın ötesinde bir şey konuşuyoruz. Bankalar gibi insanların takaslar yapabildikleri, kendi aralarında takaslar yapabildikleri, kendi havuzlarını oluşturabildikleri, parayı yatırıp oradan belli bir kazanç elde edebildikleri sırf yatırdıkları için sistemlerden bahsediyoruz. Bambaşka bir yere geldi konu. Yani kripto varlığa başka bir kripto varlık ödül veren sistemler. Ve bu artarak devam edecek. Bu burada durmayacak. Şu anda çünkü çok kısa zamanda bunların geliştiğini görüyoruz. Evet, hızlı bir şekilde gelişim içerisinde. Evet, inanılmaz bir gelişim oldu. Yani bugün MetaMask bile bence bu gelişimin hızlanmasında en büyük katkılardan bir tanesi. Kolay kullanılır bir cüzdan. Evet. Plugin tıkır tıkır eşliyorsun, hesabın oradaysa tamam diyor, gir diyor falan. Bu süreçler hızlanarak devam edecekler. Yerinizi almanız lazım. Bir kullanıcı olarak da izleyebildiğiniz kadar fazla video izleyin. Okuyabildiğiniz kadar fazla makale okuyun bu konuda. Siz de hazır olun. Bir şeyler geliyor. Bazı fırsatlar olabilir. Girişimcisinizdir. Belki de siz de bu platformlardan bir tanesinde bir girişiminizle yer alacaksınız. Kaçırmayın diyorum. Abi ağzına sağlık. Ne demek abi, senin de. Sorularınız varsa yazın. Ben değil, Tezcan cevaplayacak hepsini. Ben yok, çünkü yetemeyebilirim. Yani. Nereye? Yani sorulara. Tam olarak bilgimi aşabilirler. Orada. Abi. Bilgini açmazsan başka video falan çekersin o arada. Oradan tabii. Yani zaman kaybı olabilir. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Görüşmek üzere.